Grip nezle salgını derken virüs fırsatçıları türedi efendim ve gözleri de bitkilerde. Bazı yerlerde ıhlamur, ada çayı, tarçın, zencefil fiyatlarında anormal artış var. İşte virüs fırsatçılarının tuzağına düşmemek için tüyolar. Bu aralar grip salgını var. Ne alıyorsunuz aktardan? Ihlamur alıyorum. Ihlamur, ada çayı. Daha çok tüketilmeye başladı. Salgın olunca fiyatlar yükseliyor. Hastalığı biraz daha fırsat buluyoruz. Gripti, nezleydi derken aktardan çıkamaz olduk. İlk aklımıza gelenler ıhlamur, ada çayı, tarçın, zencefil. Ama ne hikmetse fiyatları bazı yerlerde birden artar oldu. Fırsatçılar biraz. Hem iki katına satan var hem de kalitesini düşüren var. İşte virüs fırsatçılarına göz açtırmamak için dikkat etmeniz gerekenler. Grip salgın olduğundan dolayı mecbur olacaklar için yüksek fiyattan satıyorlar. Pahalı tabii. Genelde toptancılar yükseltme sebebi. Eminönü'de baharatçıdayım. Bakın önümde iki çeşit ıhlamur var. Yaprak ıhlamur var. Sade çiçek olarak, tomurcuk olarak da var. Şimdi yaprak olunca biraz daha ucuz oluyor. Burada kilosu bunun 150 lira. Bunun da kilosu 200 lira. Genelde daha pahalı fiyata satıyorlar. 250-300 arası değişiyor. Her şeye veriyorlar. Adam alıyor 200 milyarlık araba, gidiyor 250 liralık ıhlamur bahane ediyor. Bu nedir? Ataçayı. Kaç lira? 80 lira kilo fiyatı. Piyasada en fazla kaça satıyorlar? 150 liraya satıyorlar. Biraz daha 3 karşılık yani. Biz de mecburen almak zorundayız. Çocuk da var. Kaç lira kilosu çubuk tarç? Kilo fiyatı 100 lira. Demeti kaç lira? Demeti 5 liradan satıyoruz. Ya bir kilo alınmaz ki zaten ya. Bir kilo bize 10 sene yeter. Çin tarçını var piyasada ve Pakistan tarçını var. Lanka, Seylan tarçını. Kırdığınız zaman kokar. İnce kabuk değildir. İşte en zor iş vatandaşın. Zencefilde durum ne? 80 lira kilo fiyatı. 120'ye kadar satan var. Görüyorsunuz. Vatandaş sağlığını ararken cebindekine göz dikenler var. O yüzden siz olun. Tanıdığınız, bildiğiniz esnaftan şaşmayın. Her zaman aldığımız esnaftan şaşmayalım tabii ki.